Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ankara'daki bombalı saldırı girişiminin ardından Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde Artar'da gerçekleştirdiği hava harekatlarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, terör örgütü olarak tanımladıkları PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında, kararlılıkla, durduklarını belirtirken YPG konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı. Ankara'daki bombalı saldırı girişiminin ardından yürütülen soruşturmada iki teröristin de kimliği tespit edildi. Saldırı girişimi sonrası, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör örgütüne yönelik artarda operasyonlar başlatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bundan sonra terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'deki tüm tesislerinin meşru hedef konumunda olduğunu belirterek üçüncü taraflar uzak dursun uyarısında bulundu. Bakan Fidan'ın uyarısı ve hava harekatlarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında, Anadolu Ajansı muhabirinin, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı, pazar günü Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan iki pkk ypg teröristinin Suriye'den geldiğini söyledi. Ayrıca Irak ve Suriye'deki PKK, YPG terör örgütü tesislerinin Türkiye'nin meşru hedefleri olduğunu söyledi. Bu konuda bir cevabınız var mı, sorusunu yanıtladı. Patel, konuya ilişkin cevabında, Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan PKK'ya karşı mücadelesinde kararlılıkla yanındadır, ifadesini kullandı. Te yandan, Patel, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ile bağlantısı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Patel, bu detaylı iddiaların doğruluğunu teyit edebilecek yeterli bilgi sahip değiliz burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok, dedi. PKK ve YPG'nin Türkiye'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne oluşturduğu tehdidin ayrı durumlar olup olmadığı sorulduğunda, cevap vermekten kaçınan Patel, durum bu. Uzun zamandır süre gelen Amerika Birleşik Devletleri politikasını değiştirmek için burada değilim, ifadesini kullandı. Patel, PKK'nın Türkiye için oluşturduğu güvenlik tehdidinin farkındayız, dedi. YPG'nin Türkiye'ye tehdit oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise Patel, bu konu hakkında sunabileceğim bir güvenlik değerlendirmesi yok, karşılığını verdi.